Altın Elma Mahallesi eski muhtarı İrfan Binboğa. Mahallemize bir termik santrali yapılmak isteniyor. Biz ona karşıyız. Mahallemizde tarım ve hayvancılık yapmaktayız. Geçimimiz sadece tarım ve hayvancılık üzerine ve şirketlere giderek işçilerimiz dışarıdan para kazanmaktadır. Şimdi bu alanlara termik santrali yapılırsa şayet bizim tarım ve hayvancılığımız ve ölecek. Bunun etkilenmemesi için bu termik santraline karşıyız ve hafta içinde davamızı açacağız. Şu yeşilliğe bakın, şu güzelliğe bakın. Bu güzellikler, bu yeşillikler tamamı ölecek. Arazilerimizin kesinlikle ve kesinlikle bu termik santraline yapılmasına vermeyeceğiz. Bunun için gerekli davamızı hafta içinde açacağız. İsmim Ali Bal. Ben 14 yaşındaki oğlumu da leşemi yolunda kaybettim. Bu köyde Altın Elma'da bir sağlık ocağına gitmesi ihtiyacı olan kişi ben kanser miyim diyor. Bu haldeyken böyle de yarın bu kül tepemize yağdığı zaman Altın Elmalı sen uyanmayacaksın mı? Bu hastalık sana gelmeyecek mi? Kişi mi seçici? Kadın, çoluk, çocuk, akıllı deli herkes bu uşağa çıkması lazım kardeşim. Allah kimselere evlat acısı vermesin, kanser acısı vermesin. Verenler bunu çok iyi biliyor. Bu yapılacak termik santralinin de bu işin babası olduğunu herkes biliyor artık. Muhtarlardan Gürsel Can. Hayvancılıkla uğraşıyorum. Köyümüzde hep hayvancılıkla uğraşıyor. Tarım alanımız bitiyor. İki tane fabrika peşimize yaptılar yanımıza. Onun külünden bütün arkadaşlar hep hasta. Hastaneye gidiyoruz. %50'sinde kanser vakası görülmüştür. Astım, KOA hastalığı görülmüştür. Biz fabrikaların yapılmasını bu memlekete istemiyoruz. İki tane fabrika var. Yani başımızda bize 15 kilometre, onun etkisinden biz kurtulamıyoruz. Şimdi yapılan yerde bize 300 metre, 500 metre kül sahası yapacaklar. Fabrika tepemize toz savuracak. Filtreler var diyorlar. Filtreler asla çalışmıyor. 5 yıldan beri benim de oğlum orada çalışıyor. Biliyorum orada görev yapmıyorlar. İsmim Cuma Binboğa, Altın Elma kasabasında yaşamaktayım. Bu projeye şiddetle karşıyız. Çünkü neden karşıyız? Daha önce iki tane termik santral burada yapıldı. Bu çevresinde yaşayan insanları birebir etkilediği gibi Elbistan Ovası'nı da tamamen yaşanmaz bir hale getirdi. Şu anda burada yapılmak istenense bu proje Avşin'in nefes aldığı, coğrafi olarak kuzeyden Poyraz rüzgarını aldığı ve santralin küllerini farklı bir yere götürdüğü bir projedir. Bu direkt Avşin'i etkileyecektir. Yalnızca Altın Elma'nın bir sorunu değildir. On binlerce insanın gelecekte Çernobil'den daha büyük bir felaketle karşı karşıya gelmesidir. Bu proje bir an önce durdurulmalıdır. Aksi takdirde burada tüm Avşin Ovası uzun vadede kesinlikle yok olacaktır. Ben bak akciğer hastasıyım, karaciğer hastasıyım. Görüyor musun? Ameliyat oldum. Aşağı ele geldiği zaman ben nefes alamıyorum, içeriden dışarı çıkamıyorum. Boyraz da peki bu tarafta geldiği zaman zaten yeterince bizim Avşin Elbistan Ovası belli bir ova yani parmakla sayılan ovalardan. Zaten zehirli yeter, iki tane fabrika var. Üçüncüsü, dördüncüsü de kurulduğu zaman Boyraz'dan da bu geldiği zaman benim yaşam hakkım yok mu? İsmim Durmuşcan. Bir sürü güneş panelleri çıkmış şimdi. Her tarafta elektrik üretiyor. O ovamız da çok geniş. Getir güneş panelini vur. Ya bu zehirden ne ya, herkes böbrek araştırsın var. En çok böbrek hastası nerede? Maraş büyütünde. Neden? Santralda. Araştırsınlar. En çok kalp hastası nerede? Avşin büyütünde. Şu üç günün içinde bizim buradan üç tane arkadaşımız kalp krizi geçirdi. Neyden bu? Hep zehirden kardeşim. Bizim bağlarımız, bir tane bağlarımız kalmadı bu zehirden, bahçelerimiz. Hadi bak. Yaşamak istiyoruz. Çünkü santrali istemiyoruz. Güneş enerjisi panelleri. Güneşimiz burada 300 gün güneşimiz var. 300 gün güneşten faydalanabiliriz. Yani illaki santralı yapıp bu insanları zehirlemeyi mi düşünüyorlar? İstemiyorum. Tamam mı? Hadi Allah'a emanet olun.